Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Fuar Alanı'ndan asansör bölümündeyiz. Şu anda da sektörün lider firması Gündoğdu Asansör'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu beyefendi Durali Gündoğdu bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Durali Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, iyiyiz. Stand fuarınız hayırlı olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Şimdi Durali Bey, 1982 yılında başlayan hikayeniz, geldiğimiz nokta. Evet. Şöyle önce kısaca sizi ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. 1982'de bu işe başladık. 95'te şirket olarak, kurumsal olarak kendi şirketimizi kurduk. İşi resmileştirdiniz artık. Resmileştirdik işi. İlk neredeydi yeriniz? Atistan'da. İlk Atistan'da, Ankara Atistan sitesinde 130 metrekare bir yerle başladık. Butik bir işletmeydi. Butik bir işletmeydi. Öyle bir işle başladık. Oradan Yüvedik Organize'ye geçtik. Yüvedik Organize'de bir 10-11 sene orada 2000 metrekare yerde çalıştık. Evet. Oradan yetmedi orası. Kazan Saray ilçesinde olan bir fabrika kaldık. Orada 6500 metre kapalı alanda şu an yeni makinelerimizle Türkiye'ye gelenle yurt dışına satışlarımız devam ediyor. Şimdi o 82'de o butik başlayan işletme gün geçtikçe anladığım kadarıyla katlayarak böyle artık yetişemediniz tabii sektöre. İşinizi mecburen büyüttünüz. İyi bir noktaya taşıdınız. Peki neler yapıyoruz? Şöyle biraz hizmetlerinizden bahsedelim. Standınızda da bayağı asansör getirmişsiniz. İlk 95'lerde otomatik kapı yoktu. Yarı otomatik kapılar vardı. Çarpma kapı dediklerimiz. Yarı otomatik kapı kabinlerle başladık. Evet. Ondan sonra işi bizi geliştirdik. Kaliteyi arttırdık. Tam otomatik kapı sistemlerine geçtik. Şu an Türkiye genelinde üretim yapıyoruz, dağıtıyoruz. Her bayilerimiz var. Var mı? Bayileriniz mi? Bayilerimiz var. Onlara üretim yapıp dağıtıyoruz. Yurt dışı? Yurt dışı ülkelere de veriyoruz. Anlaşmalı yerler. Anlaşmalı. 10-11 tane ülkeye kademeli ihracat yapıyoruz. Gayet güzel. Peki kalitede neye önem verirsin? Neye dikkat edersiniz? Kalitede ürünün kalite olmasını, kaliteli çalışmasını. Şimdi ürün, kullandığınız malzemenin kalitesi önemli değil mi? Tabii. Kullandığımız önce ürünün kalitesini seçiyoruz. Ürünün kalitesini yakaladıktan sonra üretim alıyoruz. Üretimden çıktıktan sonra son kontroller yapıldıktan sonra sevkiyatı yediye ulaşana kadar sevkiyatı kontrol ediyoruz. Lojistik size mi ait? Lojistik takip ediyoruz. Anlaşmalara ya da bazı bağlı. Anlaşmalara bağlı biz yerine ulaştırıyoruz veya firma fabrika teslim alıyor. Bu şekilde anlaşmaya göre devam ediyoruz. Peki şimdi Durali Bey, iyi bir Ar-Ge ekibi, iyi başarılı bir ekip gerekiyor bu hizmetlerin sürekli katlanarak devam etmesi için. Uzman kadronuz böyle sürekli güncelliyor mu çalışmaları? Nasıl ortaya çıkarıyorsunuz? Uzman kaliteli, tabi 30-40 yıllık çalışan ekipler var bizde. Tabi bu ekiple çalışıyoruz. Satıştan başlıyor. Üretime kadar üretimdeki kişilerin kontrol şeyiyle. Yani iyi bir Ar-Ge ekibiniz var. İyi bir ekibimiz var sürekli yani. Sürekli güncelliyorsunuz şu çalışmaları. Tabii çalışmaları kontrolü güncelleyerek, yenileyerek her 6 ayda bir yenilik yapıyoruz. Daha üstüne ne katabiliriz? Neler yapabiliriz? Neler katabiliriz diye kaliteyi sürekli artırıyoruz. Yeni bir ürün var. Bize bahsettiğiniz sohbette. Yeni nedir bu? Fırın boya, statik boya. Bunu desenli, ahşap desen, görünümlü bir boya, statik fırın. Yani bir bunu mobilyanın şeyine bile uyarlayabiliyorsunuz. Mobilya bile uygulayabiliriz. Evet. Bunu şimdi değişik bir ürün çıkardık. Herkese tutuldu, beğenildi, talep çok. Evet. İnşallah bunu yeni ürün olarak sektöre sunmaya çalışacağız. Sektöre sunacağız. Peki 2018 fuardayız, İzmir'deyiz. Bundan sonrası için hedef beklentileriniz neler? Hedefimiz 2019 İstanbul Fuar yeni ürünlerle, yeni açılımlarla, yeni müşterilerle
hedefimiz katılmayı düşünüyoruz. Evet, inşallah yeni ürün kataloğuyla birlikte yeni fuarlarda yavaş yavaş çıtayı yukarı taşıyacağız. Peki, başarılarınız daim olsun. Ben size teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Son olarak da sizi destekleyen, tercih eden şöyle müşteri portföyünüze yıllardır ayaktasınız. Şöyle herkese bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Bize çalışan Gündoğdu ailesiyle tüm çalışan, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalitemizi giderek müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. Hedefimiz bu. Evet. Kalite. Ben size, oğlunuz da yanınızda, ikinci kuşak size yardımcı oluyor. Artık bayrağı yavaş yavaş herhalde devredeceksiniz. Evet, inşallah. Bütün çalışan ekiplerinize ben başarılar diliyorum. Ülkemize kattığınız bu değerli hizmetten dolayı ve Ankara bölgesine de sonuçta insanlara aş veriyorsunuz. Evet. Emek veriyorsunuz. Ben size başarılar diliyorum. İnşallah yeni bir stand, yeni bir fuarda buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi İzmir Fuar'dan asansör sektörünün lider firması Gündoğdu Asansör'den firmamızın kurucusu beyefendi, aynı zamanda kendisi genel müdür Durali Gündoğdu'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.